Demokrasilerde böyle işler. En fazla bu kadar ama. Eleştirebilirsin. Başka da bir şey yapamazsın. Hele hele hükümet yetkilileri olarak hedef gösteremezsin. Cumhurbaşkanı olarak yargıya talimat veremezsiniz. Suçtur, anayasal suçtur. Yargıyı göreve çağıramazsınız. Bizzati kişi olarak isterseniz suç duyurusu dilekçesi götürüp savcıya verebilirsiniz. Ama bir cumhurbaşkanı hele hele yargı üzerine bu kadar baskı kurmuş bir devlet görevlisi olarak, hükümet yetkilileri olarak büyük bir suça imza attınız. Her gün, her saat bu ve benzeri suçları işlemeye devam ediyorlar. İşte böylesi ortamlarda barış diyebilmek cesaret işidir. İnsan yaşamının kutsallığını savunabilmek cesaret işidir. Canlar arasına ayrım koymadan, Çınar'da kaybettiklerimizi de, Sur'da, Sivan'da, Cizre'de yitirdiklerimizi de aynı sıcaklıkla anabilmek, bağrımıza basabilmektir. Barışı cesarete savunmak. Biz Çınar'da katledilen sivili bebeği, Çınar'da Sur'da katledilen bebekten, sivilden ayırabilir miyiz? Biz ayıramayız. Bu ayrımı yapan kendine insanında diyemez. Ama haftalardır, aylardır Cizre'de sivil öldürüldüğünü bile kabul etmiyor hükümet. Sivil ölüm yoktur diyor. Böyle bir şey olmamıştır diyor. Bunu söyleyen suç işlemiş sayılır. Bunu söyleyen terör propagandası yapmış sayılır diyor. Bu vicdansızlık ortamını biz kabul edemeyiz, kaldıramayız. Çınar'da yaşanan saldırı kimler tarafından yapıldı bilmiyoruz. Üstlenen çıkar mı ya da sorunları devlet tarafından tespit edilir mi bilmiyoruz. Ama orada katledilen sivil, bebek, çocuklar için bunu yapanların çıkıp açıkça kamuoyundan özür dilemesi lazım. Hükümet bunu yapabilir mi? Cizre'deki ve diğer yerlerdeki bebek, çocuk, sivil katliamları için. Yapamaz, kabul bile etmiyor. Ama Çınar'da kim yaptıysa, Cizre'de kim yaptıysa, Sur'da, Silopi'de, Sivan'da ya da başka yerde. Özür istemek, özür dilenmesi beklemek halk olan toplum olarak hepimizin hakkıdır. Bir daha böyle şeylerin yaşanmayacağına dair bir özür beklemek hepimizin hakkıdır. Toplumda barış isteyenler ve altı dolu demokrasiyle, özgürlükle, eşitlikle, adaletle içi doldurulmuş bir barış isteyenler vicdanlarını yitirmeden ama korkmadan da bu yürüyüşü, bu arayışı sürdürmelidir. Faşizm geçicidir. Kalıcı bir yönetim değildir. Ülkelerin, toplumların tarihlerinde değişik dönemlerde benzer faşizm baskılar yaşanmıştır. Ve öyle bir şeydir ki beyni öylesine bir örümcek ağıyla kaplar ki gerçekten de içinde bulunduğu durumu onlara anlatamazsınız. Bu faşizmi savunanları dinliyoruz. Allah onlara yardım etsin diyoruz kardeşim. Hakikaten olup bitenlerden hiç haber veriyor. Ve bunu ileri demokrasi diye savunabiliyorlar. Tek bir öz eleştiri, tek bir hata yaptıklarına dair işaret bile yok. Devletler hata yaparlar. Hükümetler hata yaparlar. Bu işin doğası, yönetmenin doğasında vardır. Yanlış olan hatada ısrardır. Hatayı kabul etmemek ve büyük hatalarda, vahim hatalarda ısrarcı davranmaktır. İşte hükümet çok uzun süredir, uzun yıllardır vahim hatalarda ısrarcı davranıyor. Eksiklerini, yetmezliklerini, yanlışlarını kabul etmek yerine bunu eleştirenleri düşman olarak görüyor, kabul ediyor, düşman olarak kodluyor, emrindeki yargıyı harekete geçiriyor, emrindeki basını harekete geçiriyor ve ülke bir anda bir veya iki ya da üç kutuba ayrılıp kamplaşıp birbirine düşmanca bakan toplum halk haline geliveriyor. Bunu yapan işte iktidarın kendisidir. 40 günden fazladır sokağa çıkma yasağının olduğu yerler var. Şimdi oradaki sivil insanların hak ihlaline uğramadığını söylemek mümkün mü?